Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Assembly'de sayıları ya da karakterleri herhangi bir şeyi arka arkaya dizerek array'ler oluşturuyorduk. Ve bu array'lerle çalışmak için ilk elemanın pointer'ını kullanıyorduk. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Bakın şöyle arka arkaya diziyorduk RAM'de şuradaki gibi. Bakın 2 byte 2 byte dizilmiş bunlar. Ve bununla çalışmak için bir register'ımıza ilk elemanın pointer'ını atıyorduk. Çünkü şu bir adres sonuçta yani bir pointer. Görelim şöyle bir run diyelim. Gördüğünüz gibi A'nın içine 3'ü koyuyorduk. Sonra bir, ikişer ikişer arttırarak burada çalışıyorduk. Bunu hatırladığımıza göre işimize devam edebiliriz. Şimdi burada bir değişken oluşturalım. Bir array oluşturalım daha doğrusu. Int cinsinden bir array olacak. An array diyelim. Şöyle. Burada da içine yine assembly'deki örneğimizdeki gibi 3, 5, 7, 9 koyuyorum. Çok güzel. Şimdi bunun bir array olduğunu ben belirttiğim için otomatikman bu bir pointer oldu arkadaşlar. Bu aslında bir pointer. Hemen görelim şöyle. Array diyorum. Bakın ilk elemanın pointer olduğunu şimdi ispatlayacağız. Bunu bir integer olarak yazdırdığımda sadece 3 yazacak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi sadece 3 yazdı. Eğer şurayı parantez içine alıp artı 1 deseydim. Bakın artı 4 dememe gerek yok. Tekrar hatırlatıyorum. Çünkü bu integer pointer olduğu için compiler şu 1'in 4'e dönüşüm hesabını yapıyor zaten benim için. Görelim. İkinci elemanı yazacak şimdi. Aslında dur onu en son göstereyim. Şöyle 2 yapalım. Bir de onu görelim. Evet. Şimdi başlangıçta biz olayı şöyle düşünebiliriz. Sıfırdan başlamışız gibi düşünebiliriz. Bu sıfır olayını neden anlattığımı anlayacaksınız şimdi. Bir de bir yapalım tekrar. Evet. Bakın yazılımcılar birçok şeye array ile çalışmaya hep sıfırdan başlarlar. Bunun sebebi budur yani. Her zaman elimdeki pointer zaten ilk elemanın pointer olduğu için artı sıfırmış gibi olur. Şimdi biz şunu her zaman böyle dağınık görmek istemeyiz. Array'lerle çalışırken bu bizim için çok karmaşık görünüyor. Onun yerine şöyle yapabiliyoruz. Aynı şey hiçbir fark yok arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. An array diyorum. Burada sıfırıncı eleman demiş gibi oluyorum. Görelim. Bakın 3 ya da 1 demiş oluyor. Evet, aralarında bir fark yok arkadaşlar. Bunu da anladığımıza göre artık assembly'de yaptığımız her şeyi hemen hemen yapabiliyoruz. Yavaş yavaş örneklere geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.